Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Olmasını da temenni ederim. Evet, yine her zamanki gibi bir anın enerjisi, günün enerjisi çekelim burçlarımıza göre. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki tüm burçlar için alması gereken mesajlar, anın enerjisi nasılmış, doğru bilgileri ilahi kanaldan alalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar, sadece kendi burcunuzu, yani güneş burcunuzu değil, yükselenizi ve ay burcunuzu da dinleyin. Orada onlarla daha böyle rezone olabilirsiniz. Hepsiyle bir birleştirip daha iyi enerjilerinizi alabilirsiniz. Sadece güneş burcunuzu dinlemek zorunda değilsiniz yani. Aslında bana kalırsa bütün kartların enerjisini alın. Bakın. De kendinize uyan alın. Ben her zaman diyorum, siz burç burç istediğiniz için ben burç burç yapıyorum. Eğer buradaki kartlar, 12 tane kart seçeceğim şimdi. Bu 12 tane kartın çıkıyorsa kolektife bir mesajı vardır. Kolektife bir enerjisi vardır. Bu kartların bir enerjisi vardır ve size gelecektir. Benim nacizane fikrim, düşüncem, bütün hepsini dinleyin. Sadece kendi burcunuzu değil. Bu arada arkadaşlar, bu yeni gelen arkadaşlarım için, kanalıma yeni gelen, beni yeni dinleyen, yeni abone olan, beni ilk defa işte keşfeden diyelim, bilen kişiler için özel bakımlarda indirim yaptım. Çünkü yeni arkadaşlarımızla tanışalım, birlikte olalım, yine bir böyle bir aile gibi olalım, bir grup olalım diye ve daha çok kişiye de yardım etmek amaçlı, daha çok kişiye de manevi olarak İşte birazcık rahatlatabilmek, birazcık daha böyle enerjinizi yükseltebilmek, Allah'ın izniyle biraz daha faydam olabilmesi için fiyatları özel bakımlarda yarıya indirdim. Şubat ayının sonuna kadar geçerlidir. Eğer benimle tanışmak, görüşmek, özel bakım almak istiyorsanız FK Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kısaca bunu da söyleyeyim dedim. Şubat ayına kadar, Şubat ayının sonuna kadar geçerlidir arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız. Tabii bu arada eski arkadaşlarımız da almak isterse her zaman kapımız herkese açıktır. Onlarla da tekrar görüşebiliriz. Evet, hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Koç burcu, anın enerjisi. Riske girmemek. Yani kendinizi riske atmadığınız, kendinizi tehlikeye atmadığınız durumlar söz konusu olabilir. İki gündür zaten size gelen anın enerjisi kartlarında bir yavaşlama enerjisi içindeydiniz. Demek ki hala bu enerjinin devam ettiği görünüyor. Ki çünkü yine yavaş adımlar atarak riske girmemeye dikkat ediyorsunuz. Böyle bir enerjidesiniz. Bu gündeminiz, bu konunuz neyse 3 gündür sürüyor sevgili koç burçlarım. Yine evet, bir yavaşlama, yine oluruna bırakma. Yine burada bir hemen atlamama, heyecanlanmama, acele etmeme durumları söz konusu. Kendinizi tehlikeye atmak istemediğiniz bir enerjidesiniz sevgili koç burçları. Boğa burcu için hemen anın enerjisini çekiyorum. Boğa burcu. Boğa burçları da işleriyle, ortaklarıyla, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla, aynı sektördeki insanlarla, aynı çalıştığınız ofisteki insanlarla bir araya geldiniz. Onlarla küçük bir kutlama olabilir. Belki birinizin doğum günüdür. Belki işte ofis içinde bir çay molası gibi, kahve molası gibi arkadaşlarla diyalog içinde olabileceğiniz enerjilerde olmanız söz konusu sevgili boğa burçları. Hemen ikizler burcu için
kartımızı seçiyorum. Şunu almak istedim. İkizler Burcu. Sevgi dolu kadın. Yani kendinizi sevgi dolu hissettiğiniz, içinizdeki sevgi, yani işte çiçeğe sevgi, kediye sevgi, hayvanlara sevgi, doğaya sevgi, çocuklara sevgi, tabii ki ikili ilişkilerde sevgi. Dün de yine böyle ikili ilişkilerle ilgili bir enerji gelmişti İkizler Burcu'na. Demek ki hala devam ediyor enerjiniz. Bu sevgi enerjisi içinde olduğunuz görünüyor hala arkadaşlar. Yani bu sevgiyi paylaşmak, bu sevgiyi, sevgi enerjisini tüm insanlara, tüm etrafınızdakilere yaymak ve bu enerjiyi de hissettirme gibi durumlarınız söz konusu olabilir sevgili İkizler Burcu. Hemen Yengeç Burcu için kartımızı seçiyorum. Sevgili Yengeç Burçları, tıkanmış enerji. Bir konunuzla ilgili, bir durumunuzla ilgili, o konuda elinizin kolunuzun bağlı olduğunu hissettiğiniz, bir yere gelip takıldığını hissettiğiniz, oradan çıkamadığınızı hissettiğiniz bir durum var, bir konunuz var sevgili Yengeç Burçları. Yani bir arabanızın bir çamura saplanmış, bu arabayı oradan çıkartamıyorsunuz. Böyle bir enerji içindesiniz. Yani o konunun işinin içinden çıkamadığınız bir enerji içinde olduğunuz görünüyor sevgili Yengeç Burçları. Hemen Aslan Burcu için kartımızı seçiyorum. Sevgili Aslan Burçları. Aslan Burcu da enerjisini bölünmüş hissediyor olabilir. Yani kendinizi tam olarak yaptığınız işe veremeyebilirsiniz. Dağınık böyle biz enerji içinde, kafanız başka yerde, ruhunuz başka yerde gibi enerjilerde olmanın söz konusu. Hani deriz ya, kendimi toparlayamıyorum. Ya da işte ayaklarım işe gidiyor ama ruhum hala yatakta. Ne bileyim işte işinizi yapıyorsunuzdur ama bir yandan ruhunuz ya da aklınız başka yerlerde. Yani enerjinizi böldüğünüz durumlar söz konusu olabilir sevgili Aslan Burçları. Hemen Başak Burcu için seçiyorum sevgili Başak Burçları. Keşif. Sevgili Başak Burçları da bir şeylerin araştırmasına girdiğiniz, bir şeyleri tarttığınız, biçtiğiniz, keşfettiğiniz, onu merak ettiğiniz bir konunuz, gündeminiz olabilir sevgili Başak Burçları. Yani bir şeyler öğrenme enerjisinde, keşfetme enerjisinde. Aa, burada bu varmış. Aa, işte bu böyle miymiş diye bir şeyleri yeni öğrendiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Terazi burcu için hemen kartımızı seçiyorum. Sevgili Terazi burçları. Terazi burçları da kendi hayatlarında bir dönüm noktası yaşayabileceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Bir haber gelir. Bu haber üzerine bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Hayatınızda bir güncel bir durum olur, bir konu olur, bir olay olur. Bu olayla ilgili yine bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir. Sizin dönüm noktası yapacak, bir karar vereceğiniz ya da başka bir yöne gideceğiniz, ne bileyim yaşantınızın farklı olabileceği bir enerjide olmanın söz konusu sevgili Terazi burçları. Akrep burcuna geldiğim zaman sevgili Akrep burçları, Akrep burcu da kendinizi kurban etme enerjisinde hissedebilirsiniz. Yani nasıl bir şey söyleyeyim? Ben sana kendimi kurban ettim. Ben kendimi kurban ettim. Ben bu ilişki için kendimi feda ettim. Ben ailem için kendimi feda ettim. Ben bu iş için kendimi feda ettim. İşte ben arkadaşlarım için kendimi feda ettim gibi gibi gibi. Bunun gibi bir sürü seçenekler söz konusu olabilir. Kendi hayat tarzınıza göre, kendi yaşamınıza göre, kendi güncel konunuza göre alın, kabul edin. Kendinizi kurban ettiğiniz, feda ettiğinizi hissettiğiniz enerjilerde olmanın söz konusu sevgili Akrep burçları. Hemen Yay burcuna geçiyorum. Sevgili Yay burçları. Yay burçları da minnettarlık hissettiğiniz bir enerjidesiniz. Minnet ettiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Bir dileğiniz vardır. Kabul olmuştur. Rabbinize minnet edersiniz. Rabbim çok şükür dersiniz.
Birinden bir iyilik görürsünüz, ona teşekkür anlamında minnet edersiniz. Yine birinden bir işte destek görürsünüz, yardım görürsünüz, maddi manevi size bir katkısı olur. Onlara yapan kişilere karşı bir minnettarlık, bir teşekkürlük enerjisi içinde olabilirsiniz. Ama benim hissiyatıma göre Rabbinize duyduğunuz bir minnettarlıkla ilgili bir enerjide olmanız söz konusu. Yani Allah'tan istediğiniz bir şeyin hayatınızda yansıması olmuştur Allah'ın izniyle, inşallah hayırlısıyla olsun hakkınızda. Bu olan şeye karşı da Rabbinize minnet ettiğiniz bir enerjide olduğunuz görünüyor sevgili yay burçları. Hemen Oğlak Burcu için kartımızı seçiyorum. Sevgili Oğlak Burçları. Oğlak Burcu da finansal anlamda yokluk bilinci çektiğiniz, finansal anlamda maddi sıkıntılar yaşadığınız, finansal anlamda yani ödemelerinizi yapamadığınız, finansal anlamda gelen parayla giden paranın arasında dengesizlik yaşadığınız, finansal anlamda bunların hiçbiri yoksa bile yapmak istediğiniz hayalleriniz ve hedeflerinizin olmasına rağmen sizin gücünüzün, maddi gücünüzün yetmemesinden kaynaklı bir yokluk bilinci, yokluk enerjisi içinde olduğunuz görünüyor sevgili Oğlak burçları. Kova burcuna geldiğim zaman sevgili Kova burçları, Kova burcu da bir şeyleri bırakmak enerjisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu siz bırakmak istiyorsunuz ama sizi bağlayan bir şeyler var. Yani bir aşkı bırakmak istiyorsunuzdur. Karşı taraf bırakmıyordur. İşi bırakmak istiyorsunuzdur. Bazı nedenlerden dolayı işi bırakamıyorsunuzdur, bağlısınızdır. Örnek veriyorum, başka işte bir arkadaşla görüşmek istemiyorsunuzdur. Onunla bütün bağları koparmaya çalışıyorsunuzdur. Ama o arkadaş sizi bir türlü bırakmıyordur, peşinizi falan. Böyle bir enerjiler söz konusu sevgili Kova burçları. Hemen Balık burcu içinde bir anın enerjisi çekiyorum. Sevgili Balık burcu da Balık burcu da şöyle söyleyeyim. Kendinizi yani Rabbimin şanslı kuluymuşum. Allah'ın sevdiği kuluymuşum. İşte Rabbim benimle, beni koruyor dediğiniz bir enerjiler içinde olmanın söz konusu. Yani bir olay olabilir. O olayda sizin başınıza Allah göstermesin bir şey gelmez. Rabbimin sevdiği kuluymuşum deriz. Ya da bir şey olur işte yani Rabbim beni korudu, işte melekler beni korudu, göklerdekiler beni korudu, inancınız neyse ona göre alın kabul edin. İşte Rabbim yardım etti. Yani bir işim vardı, bir olmuyordu o işim ama Rabbimin izniyle bu işim oldu. Rabbim izin verdi, bu işi yaptık, kısmet etti, bu iş oldu dediğiniz, böyle bu şekilde dediğiniz bir enerjilerde olduğunuz görünüyor sevgili balık burçları. Evet arkadaşlar, anın enerjisi, günün enerjisi böyleydi. Her zamanki gibi aldık, kabul ettik. Hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun, güzel enerjileriniz olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.